Günaydın. Bugün 6 Nisan Çarşamba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı yayında Meral Akşener'i dinliyorduk, izliyorduk. Bugün malum grup toplantısı var. Meral Akşener bugün bizden birini de konuk etti. O kürsüde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri meslektaşımız Sibel Güneş de basının sorunlarını anlattı. Biliyorsunuz her hafta farklı bir meslek grubundan ya da toplumun farklı bir kesiminden bir vatandaş orada Meral Akşener'in konuğu oluyor ve o kürsüden de millete dertlerini, sorunlarını anlatıyor. Meslektaşımız Sibel Güneş de basın sektörünün, gazetecilerin sorunlarını hatırlattı, aktardı. Bugün 28 gazetecinin, yani mesleği gazetecilik olan 28 kişinin cezaevinde yatmakta olduğunu ve 12 binden fazla gazetecinin de yargılanmakta olduğunu hatırlattı. Basının üzerindeki baskıları, en başta da sansür baskısını hatırlattı ve medyanın nasıl iktidarın hakimiyeti altında olduğunu, medyaya radyo televizyon üst kurulu, basın ilan kurumu gibi resmi kuruluşlar aracılığıyla da sansür uygulanmaya çalışıldığını ve otosansürün yaygın hale getirildiğini anlattı. Basın çalışanlarının sorunlarını da hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meral Akşener'in grup toplantısında yine iktidara yürüme vurgusu vardı. Meral Akşener sözünün bir yerinde inanın çok az kaldı iktidara geliyoruz dedi. Aynı vurguyu geçtiğimiz saatler içinde KRT'nin sabah programında Savaş Kerimoğlu'nun konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da yaptı. Tuncay Özkan da muhalefet partilerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünden söz ederken geldi gelmekte olan tabirini kullandı ve biz aslında kazandık bile ifadesini kullandı. Yani muhalefetin iktidara hazır olduğu ve vatandaşlara daha fazla güven vermeye çalışmak üzere bu tür bir söyleme ağırlık verdiği, hız verdiği bir dikkat çekici mesaj olarak ortaya çıktı. Gündemdeki bu konuları, yani siyasette, dış politikada, ekonomideki başlıca başlıkları hatırlatarak başlayalım medya terapiye. Bu sabahın en sıcak gelişmesiyle başlayalım tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzun süredir toplu taşıma ücretlerine zam yapmak üzere UKOME bünyesinde mücadele veriyordu. UKOME dediğimiz Ulaştırma Koordinasyon Merkezi ve geçtiğimiz günlerde bu talebi reddedilmişti. Hatta İBB Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da maliyetlerin muazzam boyutlarda arttığından yakınarak o zammın mutlaka yapılması gerektiğini söylemişti. Dün de uzun süredir yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ üzerinden, yani İSKİ'nin su ücretlerine zam talebi üzerinden yakınmaları vardı ve dün o talep kabul edilmişti. Yani İSKİ'de suya %29 oranında zam yapılması talebi kabul edilmişti. Bu sabah da belki biraz da sürpriz olarak toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması kabul edildi. Buna göre tam bilet 5.48'den, yani İETT'de tam bilet 5.48'den 7.67'ye yükseltildi. Tam aylık abonman 430 liradan 602 liraya yükseldi. Öğrenci aylık abonman 78 liradan 109 liraya yükseldi. Ve aktarma ücreti de 3.92'den 5.48'e çıktı İstanbullulara. Böyle bir zam haberi vererek başlamış olalım. Yine minibüslerde, minibüs dolmuşlarda indi bindi ücreti 3.75'den 5.75'e çıktı. İndi bindi. Sadece en kısa mesafede indi bindi 5.75'e çıktı. Taksilerde de yine en kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Taksimetrenin açılışı da 7 liraydı. O da 9 lira 80 kuruştan açılacak. Yani taksiye bindiğin andan itibaren 9 lira 80 kuruştan açılacak. En kısa mesafede 20 liradan 28 liraya çıkmış oldu. Yani 2 adım mesafe bile gitseniz 28 lira ödeyeceksiniz. Toplu ulaşım ücretlerine yapılan bu zam da yine başka mal ve hizmetlere yapılan zam gibi vatandaşların belini kıracak önemli zamlardan biri olarak bu sabahın en önemli gelişmesi oldu. Özellikle de işte minibüs, otobüs, metrobüs, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma ücretlerinde. Servis ücretlerine de zam yapıldı. Servis ücretlerinde de yine 1 ila 4 kilometre arasında yine o
temel ücretlerde de önemli zamlar gerçekleşti. Ayrıntılar ilerleyen bültenlerde sizlerle paylaşılacak ama en önemlisi tabii ki o otobüslerde verilecek tam bilette 5.48'den 7.67'ye çıkarılmış olması, aktarmada da 3.92'den 5.48'e çıkarılmış olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mal ve hizmetlerinden suya dün yapılan zammın ardından da ulaştırma alanında da önemli bir zamla karşılaşılmış oldu. Her zaman söylediğimi tekrarlayacağım. Bu zamlar kabul edilemez. Çünkü vergi ödeyen vatandaşlar üstelik de böylesine bir geçim sıkıntısı içinde, böylesine bir zam yağmuru altındaki vatandaşlar belediyenin ya da merkezi yönetimin bu tür temel ve vazgeçilemez hizmetlerinden, temel ve vazgeçilemez hizmetlerinden mümkün olan en düşük fiyatla yararlanmalıdır. Mesela su, vazgeçilmez bir ihtiyaç bu. Su, doğanın bize bahşettiği ve yerine başka bir şeyi koyamayacağımız ve alternatifi olmayan bir ihtiyaç. Zaten en basit anlamıyla suya niye para verdiğimizi sorgulamamız lazım. Suyun dünyanın her yerinde, bütün yönetimlerde, bütün rejimlerde zaten parasız kullanılan bir ihtiyaç olması lazım. Susuz hiçbir şey yapamayız. Bakın her şeyden vazgeçebiliriz ama sudan vazgeçemeyiz. Suyun niye parayla satıldığını en baştan beri yani sürekli olarak sorguladım ve sorgulamaya devam edecek. Bırakın zammı, suyun ne kadar daha ucuz verilmesi ya da ne kadar mümkünse insanlara parasız verilmesi yolunda çaba göstermesi lazım yönetimlerin. Hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin. Ama bakıyoruz belediyeler ne kadar da zam yapabiliriz diye kavgasını veriyorlar. Toplu ulaşım. Bu da bir ihtiyaç. Bu da vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç. Bir özgürlükten söz ediyoruz. A'dan B'ye gitmek ya da işe gitmek, okula gitmek ya da çıkıp dolaşmak. Bu vazgeçilebilecek bir ihtiyaç mı? Bunun kar amacıyla üretilmeyen bir hizmet haline getirilmesi için belediyelerin farklı modeller geliştirmesi ve gerekiyorsa bütçelerinin başka yerinden kısıp o alanda sübvansiyona ağırlık vermesi gerekir. Onu da burada bildirmiş, bir kez daha vurgulamış olalım. Siyasette dediğimiz gibi muhalefet partilerinin dünden beri grup toplantılarında önemli mesajları vardı. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu ve özellikle de saray rejiminin, saray iktidarının beceriksizliklerinden, başarısızlıklarından yakındı. Ekonomideki hataları ve ekonomide özellikle de önceki gün açıklanan enflasyon oranından, enflasyon verilerinden kaynaklanarak hayatın nasıl bütün vatandaşlar için çekilmez hale geldiğinden yakındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan işte ben ekonomistim sen vergi memurusun şeklindeki ifadesine yönelik olarak verdiği cevapta sen ekonomist filan değilsin olsan tahsildar olabilirsin beşli çetenin tahsildarısın şeklindeki sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası için başvuruda bulunmuştu. Yani bir dava açmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu dün bu lafını tekrarladı. Ben çeteye çete derim, tahsillara da tahsildar derim ve işte buradan bir kez daha söylüyorum dedi. Tahsildarlık yapmak ayıptır, çete olmak ayıptır, benim bunları vurgulamam ayıp değildir diye istediğin kadar dava aç diye de meydan okudu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dünkü basın toplantısında ve saray rejiminin nasıl liyakati ortadan kaldırdığını, her alanda başarısızlıklarla memlekette bir enkaz tablosu haline getirdiğini de vurgulamış oldu. Dün Rusya-Ukrayna çatışmasında, daha doğrusu o savaşta dünyanın en önemli uluslararası sorun maddesi haline gelen savaşta enteresan yine bir söz düellosu yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına başka önemli uluslararası platformlara olduğu gibi yine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hitap etti ve orada Birleşmiş Milletleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Yetersiz kalmakla suçladı. Kendilerine karşı Rusya'dan gelen saldırılara
bir önlem alınamaması konusunda. Zelenski Güvenlik Konseyi'nin garanti altına alması gereken güvenlik nerede diye sordu ve hukukun üstünlüğü bittiyse bu Birleşmiş Milletleri kapatın artık diye seslendi. Video konferans yöntemiyle New York'taki toplantıya katılarak yaptığı konuşmada. Bu yaptırımlar konusu da tekrardan gündeme geldi. Bunun bir bilançosu çıkarılmaya çalışılıyor. Yani Rusya'ya yönelik bu Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat üzerinden gerçekleştirilen yaptırımların artık Rusya'yı yavaş yavaş acıtmaya, yani canını yakmaya başladığı yolunda da yorumlar yapılıyor. Mesela dün bu konuda İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in de açıklamaları vardı. Bir yandan da tabii mültecilerin, yani sivillerin dramı devam ediyor. Ukrayna'dan kaçmaya çalışan sivillerin de 7 milyonu aştığı Birleşmiş Milletler Göçmen Örgütü tarafından duyuruldu. Gündemin ana başlıkları özetle böyle. Biraz hızlıca özetlemeye çalıştık. Şimdi bir soluklanalım, aradan sonra devam edelim. Altı Nisan çarşamba sabahında tekrar merhaba Medya Terapi'den KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınındasınız. Bu sabahın flash haberi, bu sabahın en sıcak gelişmesi İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam. %40'a varan oranlarda yapılan zam. Buna göre otobüs ve metrobüslerde tam elektronik bilet ücreti 7.67'ye yükseldi. Tam abonman 602 TL'ye yükseldi. Öğrenci abonman bileti 109 TL'ye yükseldi. İlk aktarma ücreti olarak otobüs ve metrobüslerde 5 lira 48 kuruş alınacak. Taksilerin açılış ücreti 9 lira 80 kuruş oldu. En kısa mesafe taksi 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Minibüs indi bindi ücretleri 5 lira 25 kuruş. Minibüslerde indi bindi 5 lira 25 kuruş. Okul servis ücretleri 1 kilometreye kadar 554 TL. Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL. Ve taksi dolmuş Kadıköy Bostancı 10 TL'ye yükseldi İstanbul'da. Dün de suya zam gelmişti. Suya gelen zamla da suyun birim fiyatı 5 lira 56 kuruştan 8 lira 33 kuruşa yükselmiş oldu. Suya da yaklaşık %29 oranında zam yapılmış oldu. İstanbul'da yaşam bir kat daha çekilmez hale gelmiş oldu bu şekilde. Medya Terapi'ye gelin gazetelerin manşetleriyle devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetinde geçen yaz mevsimini bir kabusa çeviren, bir karabasana, bir cehenneme çeviren orman yangınları meselesini manşet yapmış. Yangın vurguncuları diyor manşet. Yanan orman alanlarındaki milyonlarca ağaç yok pahasına yandaşlara verildi denmiş. Cumhuriyet'in Ege temsilcisi Tuncay Molla Veysoğlu'nun imzasını taşıyan bir yazı dizisi bu. Diyor ki son 3 yılda 400 bin nüfuslu Düzce ilimiz kadar ormanlık alanı yangınlarda kaybettik. Türk Hava Kurumu uçaklarının devre dışı bırakıldığı yangınlarda 16 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce hayvan alevler içinde can verdi. Türkiye ormanların cayır cayır yanmasını gözyaşlarıyla izlerken birileri de ellerini ovuşturuyordu. Yanan orman alanlarında kalan milyonlarca ağaç adrese teslim ihalelerle yandaşlara verildi. Piyasa fiyatı 2500 TL olan tomruğun metreküpü ortalama 100 TL'den satıldı. Üstelik yanan alanların ekonomik değeri gerçeğin altında hesaplanarak yandaşlara 100 milyonlarca dolar aktarıldı diyor Tuncay Molla Veysoğlu. Yarın da Türkiye'nin ormanları Avrupa'nın dev mobilya ve inşaat firmalarına nasıl peşkeş çekiliyor ve orman sömürüsünü perdeleyen uluslararası belge nasıl veriliyor sorularının yanıtları yine Cumhuriyet Gazetesi'nde olacakmış. Hedef 3 ayda çöktü diye bir başlık var Cumhuriyet'te. İktidarın orta vadeli planı 2022 yılının
ilk çeyreğinde eridi denilmiş. Zam artı zam eşittir Erdoğan. Bu ifadelerde dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yaptığı konuşmadan aktarılmış ifadeler. Avukatlar Anıtkabir'de diye bir fotoğraf var sayfanın solunda. Dün 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Başkanlığındaki avukatların Anıtkabir'e yaptığı ziyaretten söz ediyorum. Hürriyet gazetesi manşette 80 bin sivilin umudu Türkiye demiş. Ukrayna ve Rusya insani felaketin yaşandığı Mariupol'de sıkışıp kalan 80 bin sivil ile 3-4 bin civarında Ukraynalı askerin tahliyesi için Türkiye'yi işaret etti deniliyor. Bir de bu başlığın hemen üstünde 40 günde yaşlandı ifadesiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bir fotoğrafı var. Daha doğrusu iki fotoğrafı var. Genç ve dinamik bir görüntüye sahip olan Zelenski soldaki fotoğrafta son fotoğrafında çökmüş haldeydi diye aktarılıyor. Yüzünde yorgun yüzünde çizgilerin arttığı, saçlarında da beyazların çoğaldığı ortaya çıkmış. Erdoğan'ın girişimi olumlu diye bir başlık var. Hemen bu haberin altında, yani Rusya-Ukrayna çatışmasıyla ilgili olarak Hürriyet'ten Serkan Demirtaş, Ankara'da temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Newland'la bir röportaj yapmış. Orada diyor ki Müsteşar Newland, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerin ev sahipliğini yapmak konusundaki girişimleri olumlu. Hem Ukraynalıların hem de Rusların kendilerini eşit şekilde rahat hissettikleri çok az yer var. Türkiye'nin Montreux'u yaşama geçirmesi, Karadeniz'in bu savaşta kullanılmaması açısından kesinlikle çok önemliydi demiş. Midyeci Ahmet'in intikam şubesi diye bir haber var. Enteresan bir aile hukukunu ya da boşanma hukukunu ilgilendiren bir haber olduğu için onu aktarmak istiyorum. Şimdi Midyeci Ahmet diye ünlenen bir iş insanı var. Ahmet Çiçek. Eşinden boşanmış, nafaka olarak da eşi Deniz Çiçek'e Beşiktaş'taki merkez şubesini bırakmış bu Midyeci Ahmet zincirinin. Sonra gidip tam karşısına kendisi yeni bir dükkan açmış. Şimdi beni bitirmek istiyor diyen eşi isyanlardaymış. Sözcü gazetesi İstanbul'a ihanet ediyorlar diye manşet atmış. İmamoğlu gönlündeki adayı açıkladı ve iktidara böyle yüklendi diyor. İstanbul'a ihanet ediyorlar. İktidar tarafından hizmetleri engellenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ulaştırma Bakanı için ağır konuştu demiş. İşte bu toplu ulaşıma zam talebinin karşılanmaması üzerinden, ama işte bu sabah karşılanmış ve bakalım İmamoğlu'nun tepkisi nasıl olacak? Yani yeterli bulmayacak mı, yoksa teşekkür mü edecek? İyi ki zam yaptınız, iyi ki İstanbulluları otobüse daha pahalı bindireceğiz, minibüse, metroya, taksiye daha pahalı bindireceğiz diye teşekkür mü edecek? Yani zam çağrısının karşılık bulması karşısında da İmamoğlu'nun herhalde söyleyecekleri vardır diye düşünüyoruz. Ahırda basın toplantısı diye bir başlık var. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir ahırda basın toplantısı yapmış. Mazot, gübre ve yem zamları yüzünden perişan olan üreticilerin sorunlarına dikkat çekmiş. Hemen onun yanında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz tarım konularında son derece aktif bir milletvekili var. Tarımın sorunlarını dile getirme konusunda bir elinde bir patates, bir elinde soğan tutuyor Sayın Fethi Güler. Patatesin kilosu 8 lira, soğanın kilosu da 7 lira, patlıcanın kilosunun da 33 lira olduğunu hatırlatmış. Bir Gün gazetesi borç gırtlakta, icralar kapıda diyor manşetinde. 35 milyon kişi bankalara borçluymuş. İcra müdürlükleri dosya, muhtarlıklar tebligat kaynıyor. Esnaf kepenk kapattı, çiftçinin ise traktörü hacizli denilmiş. Halkın bankalara borcunu gösteren bir grafik de var. 2015 yılında 409.552 milyar TL, bugün yani 25 Mart itibariyle 1.062.867, yani milyar TL üzerinden hani trilyon, katrilyon telaffuz etmesi bile zor. Yani bankalara milletin borcu artmış. Yine grafiklerle belli bazı büyüklükleri de hatırlatmışlar. Yılbaşında bu yana gelen icra sayısı 2.6 milyon.
Bankalara borçlu kişi sayısı 35.6 milyon ve ilk kez kredi ve kart kullanan kişi sayısı da 455 bin kişi diyor. Bu da borçlanmanın geldiği seviyeyi aktarıyor. Sağlık yok, şov var diye bir başlık bir günün birinci sayfasında. O malum ambulans uçaklar üzerinden yapılan şovları hatırlatmış. Hatırlarsınız pandeminin ilk aylarında İsveç'te koronavirüse yakalanan Emrullah Gülüşken isimli bir vatandaşımızı oradan özel ambulans uçakla getirmiştik. İsveç tedavi edemiyor vatandaşlarını. Biz getirdik, burada tedavi ettik. Ama netice itibariyle burada da çok sayıda insan hayatını kaybetti ve pandemiyle mücadelede ağır bir başarısızlık tablosu yaşattı Sağlık Bakanlığı bize. OECD ortalaması sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranını %8.8 olarak gösteriyor. İngiltere'de %12.8'miş, Almanya'da %12.5, Türkiye'de ise sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %4.7'ymiş. Sağlıkta devrim diye millete söyledikleri yalanın karşılığındaki gerçekler bu işte. Evrensel Gazetesi, yaygın ve kitlesel 1 Mayıs için çağrı yapıyor sürmanşetten. Katlanan yoksulluğa, bitmek bilmez zam dalgasına, ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte iyice ağırlaşan sömürüye, yoğunlaşan savaşa karşı Emek Partisi, Halk Evleri, EHP, HDP, SMF, TİP ve TÖP'ten ortak çağrı, ekmek, barış, özgürlük için haydi 1 Mayıs'a şeklinde. Evrensel manşetinde adil seçim mücadelesi sürecek demiş. Meclisten geçen ve seçimleri eskisine göre daha antidemokratik, daha adaletsiz hale getiren seçim kanununa karşı hukuki ve fiili mücadele önerisi geldi denilmiş. Anayasa Mahkemesi'ne itiraz ortak yapılmalı diye de bir çağrı var. Biliyorsunuz o yasa meclisten geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu yasayı iptal ettirmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunacak. Ama diyor ki Evrensel, bütün muhalefet partileri ortaklaşa bir başvuru yapmalı. Yani daha ses getirecek, daha güçlü bir itirazda bulunulmalı diyor. Karar Gazetesi, pazarda enflasyon %200 demiş manşetinde. Bir domatesin 8 lira 86 kuruş olduğu, 3 adet sivri biberin 2,5 lira olduğu ve 1 adet salatalığın da 2,5 lira olduğu hatırlatılıyor. Hükümet her ay fiyatlar rayına oturacak mesajları verse de pazar endeksi hızla yükseliyor demiş. TÜİK enflasyonu %61 olarak açıkladı ancak tezgahta artış %200'e ulaştı. Hem esnaf hem vatandaş çaresiz kalırken taneyle domates, salatalık satışı başladı. Lirayı eriten, fiyatları patlatan gidişat, sofrasından kısarak ay sonu hesabı yapan milyonları geçim sınavıyla karşı karşıya bırakıyor. Ben bu spotta, bu haberin spotundaki bir ifadeye itiraz etmek istiyorum. Hem esnaf hem vatandaş çaresiz kalırken. Hayır, öyle bir şey yok. Esnafın çaresizliği diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. Esnafın çaresi var. Bana şu kadara geliyor, ben de zammı yapıyorum üzerine, hatta geçmişte yapamadığım, kaybettiğim zammı da üzerine ekliyorum deyip fiyat etiketini koyuyor, ortaya bırakıyor. Çaresiz olan vatandaş. Dolayısıyla hem esnaf hem vatandaş çaresiz diye bir önerme, yanlış bir önerme, çarpıtılmış bir önermedir. Esnafın çaresizliği diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. Esnafın hiç olmazsa kısmi de olsa bir çaresi var. Etiketi değiştir, daha fazla fiyattan sat, zararını bir şekilde karşıla. Tamamını mı, bir kısmını mı karşıla? E maaşlı vatandaş ne yapacak? Benim her ay maaşıma zam mı geliyor? Domates arttığı zaman, salatalık arttığı zaman, bilmem sivri biber, patates, soğan arttığı zaman. Ben aynı maaşla çalışıyorum ve her hafta pazara gittiğimde, hatta her bir sonraki gün markete gittiğimde daha zamlı fiyattan almaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada öyle ciddi bir hata var. Hem esnaf hem vatandaş çaresiz. Hayır efendim. Vatandaş çaresiz olan. Dünya Gazetesi, taşımacılara denizden can simidi atıldı diyor. Rusya'ya ihracattaki taşımacılık sorunu Ro-Ro seferleriyle aşılmaya çalışılıyor. Deneme amaçlı başlayan seferlerin artırılması gündemde demiş. Hazineye transferler yangına körük gibi diye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın bir sözü de yine manşetin hemen yanında verilmiş.
Yeni Çağ Gazetesi logonun hemen yanında önceki gün istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in bir lafına yer vermiş. Kulüp başkanlarını görmek dahi istemiyorum demiş Özdemir. Hiçbirinin yüzünü görmek istemediğini kaydeden Özdemir, birbirlerinin yüzüne karşı gülüyorlar, ardından ağızlarına geleni söylüyorlar. Kuyularını kazıyorlar, hiçbirinin içi dışı bir değil demiş. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da genel kurul yapılacağı, yeni başkanın belli olacağı haberi de hemen altına yerleştirilmiş. Sanayici de isyanda, çarklar durabilir diye bir haber var manşette. Son bir yılda santrallerde %638, sanayide %549 artan doğal gaz fiyatlarına tepki gösteren sanayiciler, üzerimizdeki yük taşınmaz hale geldi. Enerji maliyetleri kapasitemizi düşüreceği gibi ileride çarkların durmasına da sebep olur uyarısında bulunmuş. Birkaç farklı, yani sanayi sektöründen farklı isimlerden de görüş almışlar. Mesela TOP Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca, rekabet avantajı kalmadı diyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, kapasitede anormal bir düşüş var demiş. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kamil Porsuk, faturaları ödeyemez hale düştük diyor. Ve İki Telli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin de, ayakta kalmamız mucize şeklinde bir demeç vermiş. Milli Gazete, Ramazan'da bile zulüm altındalar diye bir başlık atmış. Dünyanın hemen her coğrafyasında zulüm gören Müslümanların feryadı eksik olmuyor. İslam alemi mübarek Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine girmişken, Ramazan'da bile zulüm eksik olmuyor demiş. Dünyanın farklı bölgelerinden o zulme örnekler Milli Gazete'nin manşetinden aktarılmış. Sabah gazetesi, aileden biri gibiydiler diye bir manşet haber vermiş. Önceki gece Sayın Cumhurbaşkanı ile eşi Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan bir vatandaşın evine konuk oldular. Bir ailenin evine konuk oldular. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım'ı iftarda misafir eden Ersin Kılıçarslan şunları söyledi diye aktarmış Sabah gazetesi. Aramızda hiçbir uzaklık yoktu. Sanki aile büyüklerimiz gelmiş gibiydi. Şimdi bundan sonraki haberin spotlarında okuyacağım ifadelerin arkasına böyle bir duygusal, ruhani bir müzik de yakışabilirdi aslında. Keşke öyle yapsaydık. Bakın, evin hanımefendisi ne diyor? Kızlarım çok çekingen davrandı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin içtenlikleri onları rahatlattı. Sohbetleri çok keyifliydi. Babaannemin onu çok sevdiğini öğrenince yanına gittiler. Bizden ayrılırken mahalledeki çocuklar babalarının omuzlarında Tayyip Dede diye bağırıyorlardı. Tek tük tüm çocuklarla konuştu, onlara hediyeler verdi. Ve devam ediyor o güzel uhrevi manzara. Emine Erdoğan hanımefendiyi bir başka sevdik. First lady'ler kibirli olur gibi geliyor ama asla öyle biri değil. O kadar candan ki bakışlarından anlaşılıyor bu diye takdirlerini ve sevgi beyanlarını Sabah gazetesine aktarmışlar. Yani böylesine bir şeyin yandaş gazetede bulunmasını biz tabii anlayabiliyoruz ama yani insanların da böylesine kendilerini eve misafir gelen o ağır konuk diyelim, yani bir devlet insanı geliyor, onun karşısında böyle nasıl böyle küçük hissettikleri filan gibi bir izlenimi de ben üzülerek okudum. Hakikaten yani. Neymiş efendim? First lady'ler kibirli olur gibi geliyor ama asla öyle biri değil demiş. O kadar candan ki bakışlarından anlaşılıyor. Sanki hayatında 238 tane first lady ile karşılaşmış da bu vatandaş bugünün first lady'sini kibirli değil diye ona iyi not vermiş. Ondan evvelkiler kibirliydi filan. Allah sizi ıslah etsin, ne diyeyim. Yeni Şafak gazetesi, Allah demek böyle yasaklandı diyor. Yeşilçam'ın sansür tarihi ortaya çıkmış. Yeşilçam filmlerindeki din adamı ve dindarların yıllar boyu yobaz ve üçkağıtçı olarak resmedildiği bilinir. Filmlerde ezan, cami olmaz, namaz kılana rastlanmazdı. Biz başka Yeşilçam filmleri seyretmişiz demek ki. Yeşilçam'ın tarihinde namaza, ezana, hocalara, imamlara filan sansür uygulanmış. Yalanın bu kadar alçakçasını ben daha önce duymadım.
O günlerde de bazı şeylere sansür uygulanıyordu. Bugünlerde açın televizyonları, gidin sinemalara, o filmlerde ya da dizilerde ne sansürleri var, hepsini birden konuşalım. Böylesine bir utanmazca yalan olabilir mi? Ezan cami olmaz, namaz kılana rastlanmaz diyor. Ya bütün Yeşilçam filmlerinde yaşlı başlı insanlar namaz kılarlar. Ezan okunur, Kur'an okunur bilmem ne. Ya böylesine utanmazca bir haberi nasıl yapabiliyorsunuz ya? Kim yapmış bu araştırmayı? Hangi filmleri incelemiş? Adile Naşit Kur'an'ı öpmesin diye itiraz etmişler. Sansür Kurulu 1974 tarihli 100 liraya evlenilmez filminde Adile Naşit'in Kur'an-ı Kerim'i öptüğünü gösteren sahnenin çıkarılmasını istiyormuş. Öylesine de unsurlar varmış o raporda. Akıl yakan haberler bunlar. Şey yapacağız diye, propaganda yapacağız diye. Yani bu ülkede namaz yasaktı, ezan yasaktı, Kur'an yasaktı propagandasını, yalanını yutturmak için böyle haberler yapıyorlar. Akşam gazetesi Erdoğan'a güveniyoruz diye bir başlık atmış. Ukrayna lideri Zelenski, diyalog olmadan savaşı durduramayız. Türkiye bu süreçte çok önemli rol oynuyor. Türk liderliğine ve desteğine güveniyoruz demiş. Bir de Karadeniz'e hızlı tren başlıklı bir haber var. Orada da yine propaganda maksatla hazırlanmış bir grafik var. Bakın Türkiye'yi demir ağlarla ördük mi imajı verecekler ya da örüyoruz diye. Çünkü 2053 planıymış bu. Ulaştırma ve lojistik ana planı. Demir yolu, yük, üretim, çekim demiş. Böyle yapacaklarmış yani. Her yer birbirine demir yoluyla bağlanacak. Baba 20 senedir neredeydiniz yahu? İnsanlarla niye alay ediyorsunuz? 20 senedir bizden çuvalla vergiyi aldınız, tırlar dolusu vergiyi aldınız, kargo uçakları dolusu vergiyi aldınız. Ne yaptınız? İstanbul-Ankara hızlı demir yolu, işte Ankara-Konya hızlı demir yolu, daha İstanbul-İzmir tamamlanacak filan. Başka? Ama öyle bir harita vermiş ki bütün Türkiye'yi demir ağlarla ölmüşler gibi bir harita vermişler. Allah da sizi güldürsün. Yani gülünecek başka bir halimiz yok. Türkiye gazetesi fiyatları körükleyen 5 sebepten söz ediyor. Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere sebze meyve bu yazda ucuzlamaz demiş, gerekçelerini sıralamış. Neymiş? Petrol zamları çok ciddi yük getirdi. Bir araç Antalya'dan İstanbul'a 24-25 bin liraya gelip gidiyor. Bu sadece akaryakıt bedeli. Diğer giderler eklenince bedava ürünün birim maliyeti bile 5,5 liraya çıkıyormuş. Ambalaj da ciddi bir gider kalemi. İhracat fiyatları etkiliyor demiş. İlk 3 ayda gıda ihracatımız %27 artışla rekor kırdı. Çünkü adam döviz kazanıyor oradan. Bir diğer önemli gider kalemi gübre demiş. Pandemide bazı ülkelerde gıda stoku yaptı. Salgın bitti. Tam nefes alacakken dünya hububatının %30'unu üreten iki ülke savaşa girdi demiş. Perakendeciler de fiyat etiketlerinin artmasını bunlara bağlıyorlar. Milliyet gazetesi yanına kar kalacak mı diye bir soru ortaya atıyor manşetinde. Uzmanlar savaş suçu iddiasıyla soruşturma açılsa bile Putin ve diğer Rus yetkilileri yargılamanın ve cezalandırmanın çok güç olduğu görüşünde. Ukrayna, Buça'daki katliam görüntülerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Putin'in savaş suçu iddiasıyla yargılanması için çağrıda bulunacağını açıklaması uluslararası yargı organlarını gündeme getirdi. Savaş suçu davalarına kişilerin sorumluluğu açısından Uluslararası Ceza Mahkemesi, devletlerin sorumluluğu açısından ise Uluslararası Adalet Divanı bakıyor demiş. İngilizler akın akın geliyor diye bir haber var. Kuşadası'na dün iki kruvaziyer gemisiyle çoğunluğu Amerikalı 1114 turist gelmiş. İngilizler Türkiye seyahatlerine başladı. Bu kapsamda sezonda haftada 200 uçak gelecek. Bu da haftada 37 bin İngiliz turisti ifade ediyor. Turizmciler yaz sezonunun İngilizler açısından yeni bir rekoru işaret ettiğini belirtiyorlar demiş. İnşallah tabii ki dileriz İngiliz de gelsin, Alman da gelsin, Rus da gelsin, Ukraynalı da gelsin ama bu sene herhalde Rusya ve Ukrayna'dan biraz zor turist gelir diye de insan düşünmeden edemiyor. Ama bu hani pandemi kısıtlamaları kalktığı için biraz da gevşetildiği için o önlemler Avrupa ülkelerinde de Türkiye'de de, Türkiye'de zaten önlem falan kalmadı neredeyse. Belki daha fazla turist gelmesine yardımcı olur ama o hazinedeki döviz deliğini ne kadar karşılamaya ne kadar yetecek onu da tabii merak ediyorum.
Posta gazetesi "Ah be çocuk" diye manşetten bir haber vermiş. Birkaç gündür basında yer alan bir haber bu. 112 acil görevlisi Büşra Durmaz, bir ihbar üzerine gittiği Pendik'te annesi tarafından terk edilen ve açlıktan ölmek üzere olan 3 aylık bebeğe süt annelik yaparak gönülleri fethetti deniliyor. Sosyal medyada onun görüntülerini izlemiştik. Ancak bu sevinç kısa sürmüş. Nisa bebek gönderildiği bakım evindeki dikkatsizlik nedeniyle hastanede yaşam savaşı veriyormuş. Hatta bir yerde gördüm, beyin ölümü de gerçekleşmiş mi öyle bir şey, ama herkes bu Nisa bebeğin hayata dönmesi için, tekrardan normale dönmesi için de dua ediyor. Ama bir de ihmal söz konusu olduğuna dair iddia var. Tekerlekli dehşet diye bir başlık var. Antalya'da eski kayınpederi tarafından kolu ve bacağından vurulduktan sonra hastanede tedavi gören Onur Duygulu'ya dün ameliyat olması için gün verildi. Duygulu ameliyat olmak yerine ayrıldığı eşi Güllü Akman'ı vurduğu için yargılandığı duruşmaya gitti ve adliye çıkışı dehşet saçtı deniliyor. Onur Duygulu tekerlekli sandalyesine sakladığı tabancayla eski eşi ve ailesine kurşun yağdırmış. Aydınlık gazetesi TL ruble ile ticaret kolaylaşmalı. Rusya'ya ihracat azaldı diyor. İş insanları Aydınlık Gazetesi'ne konuşmuşlar. Mesela Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, yaptırımlar çelik fiyatlarını artırıyor demiş. Diş malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar da hizmet boşluklarına alternatif geliştiriyoruz demiş. Bu arada Batı'nın Rusya'ya yaptırımları Türkiye'nin dış ticaretini etkilemeye başladı. Mart'ta Rusya'ya yapılan ihracat %39.9 oranında azalarak 252 milyon dolara geriledi diyor Aydınlık Gazetesi'nin manşetteki haberi. Bu arada Doğu Perinçek'in, Vatan Partisi Genel Başkanı'nın bir demeci var. Cumhurbaşkanı'nın İran ziyaretini iptal etmesi çok yanlış demiş. Cumhurbaşkanımızın enerji güvenliğimiz için Suriye, İran ve Irak'a gitmesi gerek diye de bir demeci var Doğu Perinçek'in. Yeni Akit gazetesi taban tavan fiyat bu oyunu bozar demiş. Denetimler artsın, marketlere kayyım atansın diyor Yeni Akit gazetesi. Uzmanlar stokçu zillet çetesinin fiyat oyunlarını bitirecek olan reçeteyi açıkladı. Stokçularla zillet ittifakı, yani millet ittifakı, bir çete kurmuşlar. Bu fiyatları onlar artırıyorlarmış. Gıda fiyatlarında üretim ve tüketim arasındaki ilişkiye izah edilemeyen korkunç fiyat dalgalanmaları. Bak, Yeni Akit anlayamamış olayı. İzah edemiyoruz diyor. Nasıl artıyor bu fiyatlar diyor. Zilletçilerle stokçular el ele gelmişler, artırıyorlar. Yoksa ekonomide bir sorun falan yok. Ekonomi gayet tıkırında. Enflasyon ideal oranlarda, faiz, kur, döviz, neyse. Her şey güzel, her şey tıkırında, ama bu lanet olasıca stokçular ve Allah'ın cezası zillet ittifakı fiyatları suni bir şekilde artırıyor Yeni Akit'in verdiği habere göre. Diriliş Postası gazetesi İBB'nin liyakatli teröristleri diyor. Fox TV'de İBB'de devam eden terör teftişini diline dolayan Ekrem İmamoğlu ağzını açtığına pişman oldu. İçişleri Bakanlığı teftişin hala devam ettiğini, şu ana kadar yapılan tespitlere göre terör suçları sebebiyle mahkumiyet almış kişilerin İmamoğlu döneminde işe alındığını tespit edildiğini açıkladı diyor. 557 PKK'lıdan söz etti bu ülkenin İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında çıktı, dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 PKK'lı terör örgütü üyesi var dedi. Var dedi. Resmen var dedi. Ondan sonra soruldu. Hani açıkla, yani ne zaman alınmış bunlar işe? Çünkü 557 değil, orada çalışan herkesi biz güvenlik soruşturmasından geçirerek ya da ne bileyim savcılıktan iyi hal kağıdı alarak sabıkasız diye işe aldık. Hangileriymiş bunlar? Niye o zaman sabıkasız diye belge verdiniz diye sordu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ondan sonra ortaya bir dosya attılar. Dediler ki işte falanca derneğin mensupları alınmış da, gassal yapılmış da, ölü yıkayıcı yapılmış da, orada şu varmış, burada bu varmış. Tamam, hani nerede 557 terörist? Aylardır soruluyor. Yok o ortada henüz.
İçişleri Bakanı diyor ki bekleyin, biz hala soruşturma yapıyoruz filan diye. Dün de sordular Fox TV'de Sayın İmamoğlu'na, dedi ki hani nerede teröristler vardı, hala bize o teröristleri bildirmediler. Bildirin, eğer teröristlerse işten çıkaralım demeye getirdi. Hala diriliş postası bık 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 yalanın peşinden koşuyor. Ve internet ortamında yayın. Evet, bu arada Yön Radyo dinleyicilerine bu noktada veda ediyoruz burada. Onlar başka bir yayına geçiyorlar. Biz KRT ekranında yayınımıza devam edeceğiz. İki gazetemiz kaldı değil mi? Evet, internette yayınlanan Gazete Pencere, TÜİK'in eli cebimizde diye manşet atmış. TÜİK'in işte o verilerle, yani verileri şeffaf ve hassas bir şekilde yayınlamadığı haberi, hemen altında da tek domates 8 lira haberi var. Bir de 2. Yüzyıl gazetesine bakalım. 2. Yüzyılda otizmde en büyük sorun eğitim diye sürmanşetten vermiş. Dün de Ekrem İmamoğlu'nun sabah Fox TV'de yaptığı açıklamada benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu, yani her siyasetçinin doğal olarak adayının mensup olduğu partinin genel başkanı olması gerekir şeklindeki demeci adayım Kılıçdaroğlu diye vermiş. Yani adayım Kılıçdaroğlu lafı Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı anlamına gelmiyor ama ben hani doğal olarak bir CHP'li olarak da bunu söylemek durumundayım diye açıklama yapmıştı Sayın İmamoğlu. Evet, gazetelerin manşetleri, birinci sayfaları böyle. Şimdi gelin televizyon ve sosyal medyadan seçtiklerimize bakalım. Sosyal medyadan seçtiğimiz ilginç bir görüntü var. Şimdi hepimizin başına gelmiştir bu. Biliyorsunuz otobüse, trene, uçağa, vapura filan bindiğimizde yanımıza gelir o teyze ya da amca ya da hala, neyse, bir vatandaş gelir ve sizi sorgulamaya başlar. Şimdi gençler bunun tabii bir yöntemini bulmuşlar. Kulaklıkları takıyorlar, müzik dinliyor ya da başka bir şey dinliyor ya da işte telefondan bir şey seyrediyor gibi yapıp o saldırıyı savuşturmaya çalışıyorlar, sözüm ona. Nafile, o saldırıyı savuşturamazsın benim değerli kardeşim. Bakın başına neler gelmiş. Aslı Avunduk'un bir canlandırması. Yavrum sana zahmet, şu valizi bir ittirivereceğim. Sağ ol güzelim. Çok sıcak ya. Havalandırmalar çalışmıyor mu? Değil mi? Bazen çok sıcak oluyor gerçek. Ankara'ya gidiyorum ben de. Torunum var benim. 5 yıldır toruna git gel yapıyorum. Öyle mi? Allah bağışlasın. Sen okuyor musun orada? Yok, benim de ailem var ziyaret için. 5 yaşında olacak torun. 7 Nisan'da doğum günü var, ona gidiyorum. Ne işle meşgulsün? Yeni bitirdim ben gıda mühendisliğini. İşte bakalım artık. 5 yaşına girecek diyormuş ki babaannem olmadan kutlamam. Öyle mi? Gelecekler şimdi almaya beni havaalanına. Torun demiş illa ben de geleceğim. Ya ne güzel. Sen buralı mısın İstanbul? Ben buralıyım. Oğlum da Aselsan'da benim. Önce polisliği kazandı. Teyze ben bu kulaklığı kaldırayım, atayım. Önce bir düzeltme yapalım. Aslı inandık tabii. Avunduk nereden çıktı? Aslı inandık harika canlandırmış. Tam da bu işte. Benim de başıma kim bilir kaç yüz defa gelmiştir böyle. Oturuyorsun mesela İstanbul'dan Erzurum'a gideceksin, yolculuk nereye? Kuala Lumpur'a diyeceksin. Diyemiyorsun tabii dayıyı gücendirmemek için. İşte Erzurum'a gidiyoruz falan diyorsun. Önce zaten hani esas memleket nere sorusuyla başlıyor. Memleket nere? İşte İstanbul diyorsun. Yok yok, esas memleket nere diyor. İlla Anadolu'dan başka bir yerden olacaksın. Yani İstanbul'da doğulamaz. Yok öyle bir olasılık. İstanbul'da, Beşiktaş'ta filan doğmuş olman mümkün değil senin. Ondan sonra esas memleket nere? Esas memleket diyorsun, o da İstanbul. Ya benim standart bir cevabım var o konuda. İstanbul, Beşiktaş diyorsun. Yok yok, yani anne baba memleketin neresi? Annem İstanbul'u diyorsun. Peki baba neresi? İşte başka yerden filan diyorsun. Benim babam da işte rahmetli göçmendi filan. Batı Trakya göçmeni filan. Eviniz kirada mı? Sana ne? Diyemiyorsun tabii. İşte kira mı, senin mi? Ne iş yapıyorsun? Mesleğin ne? Burada verilecek en tehlikeli cevap tabii. Gazeteci.
diyemezsin. Dedim mi başına bela alırsın. Çünkü İstanbul'dan Erzurum'a kadar memleket meselelerini konuşmak zorunda kalırsın. Ama hasbelkader bir yerden zaten seni tanıyorsa yanmışsın, bitmişsin. Gazeteci demeyeceksin. Doktor hele hiç demeyeceksin. Doktor arkadaşlarım var, bunun şeyini bilirler. Çünkü hemen bir check-up gerekir orada yanındaki koltukta. Yani yanındaki yolcu kimi zaman seni o arabaya bindiğine ya da o uçağa bindiğine pişman eder. Artık aldığın maaştan, kesintilerinden, ablanın işinden, babanın mesleğinden filan her yerden sorgulanırsın. İkinci görüntümüz bu Twitter'da biliyorsunuz yazdığınızı düzeltemiyorsunuz. Yani işte edit diye bir fonksiyon yok Twitter'da. Mesela Facebook'ta var. Başka sosyal medya mecralarında çok fazla uzman olmadığım için bilmiyorum ama hani Facebook'ta yazdığını bakıyorsun, aa yanlış yazmışım diyorsun. Dönüp düzeltebiliyorsun. Twitter'da yok o edit fonksiyonu. Twitter bu konuda bir çalışma yaptığını açıkladı 1 Nisan günü. Twitter'da da en büyük hissedarlardan biri Elon Musk, biliyorsunuz dünyanın en zengin adamlarından biri. Öyle bir anket yapmış. Do you want an edit button diyor. Yani edit diye de bir düğme olmasını istiyor musunuz diyor. Yalnız orada edit button derken yes ve no seçeneklerini koyarken bir de espri yapmış. YSE diye yazmış yes'i, no'yu da on diye yazmış. Bunun üzerine Twitter'dan da bir açıklama yapıldı. Böyle bir anketi biz yapmıyoruz. Böyle bir anket sonucundan kaynaklanarak da böyle bir ihtiyaç ortaya getirmedik diye böyle bir espri. Ama inşallah yakın zamanda yapılır. Bu, ben sıkı bir Twitter kullanıcısı olarak da böyle bir edit fonksiyonunun ya da özelliğinin gelmesini en çok savunanlardan biriyim. Çünkü bir harf için sonradan fark ediyorsun, o tweet yanlış olarak gitmiş oluyor ve geri dönemiyorsun. Böyle de bir derdi var sosyal medyanın diyelim. Ve Beyaz Saray'dan bir görüntü. Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, zor günler yaşıyor. Pek çok konuda başarısız olduğu iddiaları var. Yani işte iktidarının daha başlarında, başkanlığının başlarında olmasına rağmen, çok fazla mesafe kat etmemesine rağmen. Obama, biliyorsunuz Donald Trump'tan önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, başkanlıktan ayrıldıktan sonra dün ilk kez bir etkinlik vesilesiyle Beyaz Saray'a gitmiş. Bakın solda Obama'yı görüyorsunuz. Şimdi Obama Beyaz Saray'a gelince orada Beyaz Saray personeli ve oradaki davetler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış. Ve Joe Biden'ın yalnızlığına bakar mısınız? Konuşacak kimse bulamıyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Kimse gelip de Joe Biden'la konuşmamış ve Barack Obama'yla herkes sohbete koyulmuş orada. Barack Obama da o yemek düzenlenmiş. Orada bir espri yapmış. Başkan yardımcısı Joe Biden diye bahsetmiş Biden'dan. Eski görevini hatırlatarak öylesine de ilginç anlar yaşamış. Ama şu Biden'ın çaresizliğine bakar mısınız? Nereye gideceğim? Nerede duracağım? Biri gelsin benimle konuşsun gibi bir yakınma içinde gözüküyor. Allah bu durumlara hiçbir devlet başkanını, hükümet başkanını düşünmesin. Daha görevde yani. Hani eski başkan olsa belki ilgisizlikten yakınabilir. Evet, bugünkü görüntülerimiz de böyle. Şimdi gelin biraz da köşe yazarı okuyalım. Cumhuriyet'te bugün olaylar ve görüşler, konuk yazarlar sayfasında Ali Er, emekli Tuğgeneral, Putin kandırıldı mı başlığıyla bir yazı yazmış. Diyor ki, Ukrayna Ulusal Birliği'nin ordusunun devlet yapısının hafife alınması Rusya'yı acı bir savaş deneyimiyle karşı karşıya bırakabilir. Bundan sonra Rusya savaşı kendi lehine çevirirse de, ki olasıdır demiş, Putin'in savaş kararı stratejik hesap hatası olarak tarihe geçecektir deniyor. Yani Batı basınında da dünyanın genelinde de böyle bir izlenim var. Şu an itibariyle tabii daha kaç 42. günü filan savaşın. Yani Putin yanlış bir hesap yaptı ve o yanlış hesap üzerinden de hatalı bir adım atarak Ukrayna'ya harekete geçti. Yani harekat başlattı. Bizce diyor herkes, yani herkes derken genellikle Batı'daki analistler, Putin yanlış yaptığını bir yerden anlayacak. Ali Er, emekli Sayın Tuğgeneral de bu görüşte. Hukukçu Sayın Ruşen Gültekin, o da seçim yasasıyla kurulan tuzak başlığıyla yazmış bugün Cumhuriyet'e
konuk yazar olarak diyor ki seçim kanunundaki değişiklik seçimlerdeki yöntem değişikliğiyle ilgili değildir. Seçim güvenliğinin ortadan kaldırılması amacıyla yapılmaktadır. Seçimler acil işlerdendir. Örneğin geçmişte AKP teşkilatlarında çalışmış, bugün birinci sınıfa ayrılarak görev yapan hakimler kolayca il veya ilçe seçim kurulu başkanı yapılabilecektir. Seçim günü seçimlerdeki sayımlarla ilgili yapılan itirazlar bu il ve ilçe seçim kurullarının başkanlığına yapıldığında itirazlar hemen değerlendirilecek kesin hükme bağlanacaktır. Eğer hakimlerin tarafsızlığına gölge düştüğü veya geçmişte bir partide siyaset yaptıkları iddia edilirse bu husus ata alan Üsküdar'ı geçti denilerek geçiştirilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan değişikliğin esas gerekçesi budur demiş. Bu arada o daha kıdemsiz hakimlerin %90'ının da AKP döneminde tayin edildiğine de vurgu yapıyor Sayın Avukat Ruşen Gültekin. Bu önemli bir ayrıntı çünkü yakın geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında siyaset yapmış hukukçuların işte o saikle tayin edilmiş bu hukukçuların seçimlerde ortaya çıkabilecek itirazlar ve tartışmalarla ilgili karar merciinde bulunması seçimin zaten güvenliğini adaletini en baştan daha birinci dakikasından zedeleyen bir unsurdur. Ona dikkat çekmiş. Yani öteki işte hesaplar şuydu buydu işin matematiği onlar zaten eteden beri tartışılan şeyler ama orada hadi dikkat edersiniz şeyin başında sandığın başında iyi önlem alırsınız filan önlemeye çalışırsınız. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı meselesi artık tartışılmanın bile anlamsız hale geldiği bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanı onun bir yolunu buluyor nasıl olsa işte devletin uçağıyla gidiyor arabasıyla gidiyor onu da önlemenin yolu yok ama bu en son itiraz merciği olduğu için ilçe ve il seçim kurulları çok önemli bir unsur. Bakalım bunun altından nasıl kalkabilecek muhalefet partileri diye merak da etmiyor değilim. Mustafa Balbay'ın köşesine bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Soyuldun ey halkım unutma bunu diye bir başlık kullanılmış. Şimdi seni soyduktan sonra önüne sandık koyup seslenmek istiyorlar demiş Mustafa Balbay. Oylar sandığa bu bir soygundur. Sen de korkup bunca soygundan sonra oyunu da soydurma. Erken seçim olmayacak, baskın seçim olacak 2018'deki gibi. Şubat 2018'de erken seçim isteyen vatan hainidir dediler. Nisan 2018'de 2 ay sonra erken seçime gidiyoruz bunu halk istedi dediler. Buna benzer bir baskına hazırlanıyorlar. Her şeyini soydular, şimdi oyunu da ver diyecekler. Soyuldun ey halkım, unutma bunu diye yazmış Mustafa Balbay bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Barış Dostler'in köşesinde de bugün yoksulluk sandığa yansıyor mu başlığı kullanılmış. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin iş dünyasının ünlü Forbes gazetesine göre dünyada 2020 yılında 2095 olan dolar milyarderi sayısı 2021'de artarak 2755'e yükselmiş. Amerika'da dolar milyarderlerinin toplam serveti %44 artmış. Türkiye'de de 23 olan dolar milyarderi sayısı 27'ye çıkmış. Dünyada dolar milyarderlerinin toplam serveti 13.1 trilyon dolara ulaşmış diyor. Başka bir takım rakam sayılar, veriler de aktarmış. Sonunda da diyor ki yukarıdaki istatistikler kapitalizmin, liberalizmin yarattığı korkunç uçurumu gösteriyor kabaca. Türkiye'de bu ekonomi politik modeli benimsediğinden farklı bir tablo beklemek olanaksız. Buna karşın halkçı, kamucu, toplumcu, devletçi ekonomi politikalarını savunanlar seçmen tabanını genişletemiyor. Kimlik siyaseti gücünü koruyor, merkezin solundaki partiler çözümü sağda arıyor diye de yazmış. Tuncay Molla Veysoğlu da bugünkü Cumhuriyet'te manşetten de sunulan yazısında yani bir yazı dizisi gibi başlatmış bunu. İşte bu Türk Hava Kurumu uçaklarının neden yattığını yangın felaketi sırasında geçen yılki yangın felaketi sırasında neden yattığını o ihmalleri ve hala o anlayışın sürdüğünü anlatıyor bugünkü köşesinde. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde bugün Latif Demirci'nin karikatürü birinci sayfadaydı o ama göremedim. Evet, geçelim. Sedat Ergin'in köşesine bakalım Hürriyet gazetesinde.
Evet, Latif Demirci'yi demin gördük. Domates karikatürü vardı. Babam sağ olsun diye şey yapmışlar. Bir nasıl derler, o araç arkası, kamyon arkası yazısı gibi birinci sayfada Latif Demirci'nin karikatürü. Ben nasıl göremedim ya? Böyle bir geçici körlük geldi gözüme. Özür dilerim. Sedat Ergin, Ankara'dan Avrupa Konseyi'ne AİHM kararlarını uyguluyoruz mesajları. Yani çeşitli gerekçelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karşı savunmalar yapıyor. Mesela Bekir Bozdağ'ın geçenlerde yaptığı açıklamaya değiniyor Sedat Ergin. Demiş ki o Kavala davası ile ilgili olarak, yani bizim çağrılarımıza ya da bizim aldığımız kararlara rağmen Kavala'yı niye hala içeride tutuyorsunuz tutuklu diye. İşte o sonradan gündeme getirilen davası nedeniyle tutuyoruz. Yani AİHM'in kararı ile ilgili bir şey değil bu tutukluluk demeye getirmişler. Mesela TCK 309'da siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla TCK 328'den yargılandığını söylüyorlar. Daha doğrusu diyor, gelinen en son aşamada her 3 suç iddiasından, yani 309, 312 ve 328 topluca yargılandığını söylüyorlar diyor. Adalet Bakanlığı'nın biz AİHM kararını uyguladık, kendisi başka suçtan tutuklu savunmasının dayanağını oluşturuyor demiş. Buna karşılık AİHM'den 2020 Mayıs ayında çıkan kesinleşmiş Kavala kararının şu unsuruna dikkat çekmek gerekiyor demiş. AİHM, Kavala başvurusunda TCK 312'den öne sürülen delillerin yanı sıra dosyada bulunan ve sonradan kendisinin casusluk iddiasından tutuklu kalmasında kullanılan diğer delilleri de değerlendirmişti diyor. Halbuki orada da, o dosyada da, yani işte bu hani Gezi davasında da yargılanıyor ya, Andy Barkey ile Karaköy'de bilmem cep telefonları aynı bilmem baz istasyonundan sinyal vermiş de filan, orada da bir kanıt yok ortada. Sinyal vermiş de ne yapmışlar? Oturup konuşmuşlar mı? Ne konuşmuşlar? Konuşmanın metni nerede? Casusluk faaliyetine dair bir belirti var mı? Yok. Adam casus diye biliniyor. Sen aynı saatlerde Karaköy'den aynı yerden geçiyorsun. Diyelim ki aynı sofraya oturdun. Casusluğu nasıl kanıtlar? Orada çok büyük bir delik var. Yani Osman Kavala davasında o da zaten hep tartışılan bir konu. Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu Erbakan için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş diyor. Şimdi şey tartışması var ya, Temel Karamollaoğlu'nun gündeme getirdiği, rahmetli Necmettin Erbakan yaşasaydı o da bu altılı mutabakata katılırdı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı sofranın, aynı masanın etrafında olurdu gibi bir iddiası. İşte AKP tarafından da hayır olmazdı diye itirazlar var. Abdülkadir Selvi şeyi hatırlatıyor. Yani AKP'liler geçmişte Necmettin Erbakan'ın ceza alması için ya da işte affedilmesine karşı itirazda bulunmak için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu diye hatırlatıyor. Erbakan'ı hapisten kurtaran düzenlemeye de karşı çıkmışlar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer onları hatırlatıyor. Şimdi diyor, böyle davrandığınız bir adama yaşasaydı o da bizde işbirliği yapardı diye iftira atıyorsunuz demeye getirmiş Abdülkadir Selvi. Sözcü Gazetesi'nin yazarlarına bakalım. Sözcü Gazetesi'nde Necati Doğru bugün fren tutmuyor başlığını atmış. Demiş ki, bilenler bilir, iki çeşit yoksulluk var. Göreceli yoksulluk, mutlak yoksulluk. İçinde 100 kaşık çorba bulunan bir tencere düşünün. Tüm halk bu çorba tenceresinin etrafında. Kaşıkla çorba tenceresine dalıyor. Biri 90 kaşık içiyor, diğeri 10 kaşık. 90 kaşık içenler yeni ve eski iktidar zenginleri, korunanlar, kollananlar, devleti ele geçirmişler, bütün güçleri tek elde toplamış olanlar. 10 kaşık içenler yoksullar, az gelirliler, dar gelirliler. Biri 90 içiyor, diğeri 10. Çorba azalıyor ama devamı geliyor. Az da olsa yoksula da çorba kalıyor. İşte ekonomistler buna göreceli yoksulluk demekteler. Göreceli yoksulluk lale devirlerinin ürünüdür demiş. Mutlak olana geçtik şimdi diyor. Çünkü tenceredeki çorba bitiyor ve artık devamı gelmiyor. Milli gelir artışı durdu. Türkiye'nin dışarıya sattığı, yani ihraç ettiği malların fiyatları artıyor ama Türkiye'nin dışarıdan satın aldığı, yani ithal ettiği malların fiyatları daha fazla artıyor diye bu mutlak yoksulluğu tarif etmiş Necati Doğru bugünkü köşesinde. Deniz Zeyrek, ülkenin onuru ne olacak şimdi diye bir soru sormuş. Geçenlerde haberi verdiğimizde bizim de burada altını çizdiğimiz, dikkat çektiğimiz hadise. Cemal Kaşıkçı cinayeti.
2018'de işlenen cinayetle ilgili olarak Türkiye kıyameti koparmıştı. Geldiler Suudi Arabistanlı devlet yetkilileri, benim toprağımda İstanbul'un orta yerinde cinayeti işlediler, cesedi de ortadan kaldırdılar, gittiler, dava açıyorum demişti. Hatta o şahısları talep etmişti, verin burada yargılayalım. Suudi Arabistan vermedi. Zaten onlar diplomatik dokunulmazlıklarını kullanarak buradan kaçıp gittiler. Hiçbir şey yapılamadı. Yapılmadı. Yapılabileceği halde yapılmadı. Adeta böyle hani göz yumuldu gittiler. Şimdi o dava aradan geçen işte yaklaşık 3 yıllık süre içinde ne oldu? Yürümedi. Savcı mahkemeden şöyle bir talepte bulundu. Ya biz bunu kapatalım. Burada kapağını kapatalım, Suudi Arabistan'a verelim, orada devam etsin. Deniz Zeyrek bunu eleştirmiş bugünkü köşesinde. Diyor ki, insanın aklına ister istemez cinayet sonrası Ankara'dan yapılan sert açıklamalar geliyor. O günlerde Suudi Arabistan dış güçler kategorisindeydi ve düşmanlaştırılmıştı. İktidar mensupları ve destekçileri biraz da mağduriyet kıvamında, nasıl da koro halinde sert tepki gösterme yarışına girişmişti. Hani vahşi cinayetin hesabının sorulması Türkiye'nin onur meselesiydi diyor. Oldu mu şimdi 6 milyar dolar bir şekilde bulunurdu. Ülkenin onuru ne olacak diye hatırlatmış Deniz Zeyrek. Gerçekten de o günlerde kıyameti kopardık. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileri gelenlerinden. Cumhurbaşkanının çok yakın çeperinden Yasin Aktay diye bir figür var. Biliyorsunuz Yasin Aktay kim? Aynı zamanda da köşe yazarlığı yapıyor yandaş gazetelerden birinde. Cemal Kaşıkçı'nın o gün konsolosluk binasına girdiği sırada nişanlısına, dışarıda kalan Hatice Cengiz miydi hanımefendinin adı? Öyleydi galiba. Tembihlediği kişi, ben çıkmazsam şu kadar saate kadar Yasin'e haber ver diyor. Ve Yasin Aktay hemen akabinde çıktı bu cinayeti, daha doğrusu Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini dünyaya duyuran adamdı. O günlerde bütün yabancı televizyonları konuştu, etti, demeçler verdi. Şimdi bakalım Yasin Aktay ne diyecek? Bir şey dedi mi, diyecek mi merak ediyorum. Köşesine bakıyorum her gün, öyle bir şey görmüyorum ama inşallah bir gün sesi çıkar onun da. Yani çıksın desin ki beyler yanlış yapıyorsunuz diyenler var. Yanlış yapıldığı zaman yanlış yapıldığını diyenler var. Mesela geçenlerde yine Yeni Şafak'ın yazarlarından Mehmet Metiner söyledi. Saraya çağırdılar bizi, gidip el bile sıkışamadık dedi. Yani doğru düzgün ilgi milgi görmedik dedi. Eski milletvekillerini çağırmışlardı, hatırlayın. Bir Gün gazetesi Borç Gırtlak'ta, icralar Kapıda manşetiyle çıkmıştı bugün. Bir Gün'ün yazarları ne yazmışlar bakalım. Bal bal diye diye ağız tatlanmaz demiş Kaan Sezcum bugünkü köşe yazısında. Diyor ki, Cumhuriyet'in ve ülkenin kendi kendisine yetmesi, üreten ve ilerleyen bir toplum olması nedense ısrarla baltalandı. 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda yapılan fabrikalar, kurumlar tek tek özelleştirme kisvesi altında satıldı, zarar edildi. Telekom, Melekom aynı şekilde. Bu da yetmedi. Limanlar, tersaneler, ağaçlar, nehirler, dereler, göller aynı şekilde eşe dosta dağıtıldı. Betonlar döküldü, ağaçlar kesildi demiş. O da yetmedi. Geçilmeyecek yola geçiş garantisi verildi. Soran olursa cebimizden para çıkmadı ama şirketin zararını hazine ödüyor şeklinde yazmış. Bir de bugün Bir Gün gazetesi Selin Sayek Böke, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri, sayılara takılmak başlığıyla yazmış. Biz %1 pahasına %99'un cebinden alınanların rakamlarına takılacağız mesela demiş Sayın Böke. Vergilerimizle oluşan hazineden kime ne ödendiğini, iktidarın bilim dışı bir inatla milyonların üzerine yıktığı enflasyonun düzeyine, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilenlerin gelir düzeyine, mesela şuna takılacağız. Saray rejiminin bilim dışı inadı, rantçı ve keyfi düzeni enflasyonu patlattı. Önceki gün açıklanan enflasyon TÜİK'in makyajlı verilerinde dahi %61.14'e, gıda enflasyonu %70.33'e, üreticinin maliyetlerindeki yıllık artış %114.97'ye yükseldi diyor. İşte biz bu verilere, bu gerçeklere tabii ki takılacağız demiş Selin Sayek Böke bugünkü Bir Gün gazetesindeki köşe yazısında. Bugünlük de bu kadar, yazıya vaktimiz kaldı. Yarın sabah yine medya terapide, yine bu stüdyoda, yine saat 11'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.